Günaydın canlarım, günaydın güzellerim. Devlet adamlığından söz etmek istiyorum size biraz. Devlet adamlığı ile politikacılığın ne kadar farklı şeyler olduğunu ama bir devlet adamının mutlaka aynı zamanda siyasetçi de olması gerektiğini anlatmak istiyorum. Ama bir siyasetçi sadece bir siyasetçi olarak kalırsa, isterse dünyanın en başarılı siyasetçisi olsun, her girdiği seçimi kazansın isterse, İnanın çok kötü bir devlet adamıdır o. Bakın, somut örnek var önümüzde. Recep Tayyip Erdoğan. Olağanüstü bir siyasi kadroya ve zekaya sahip. Ama devleti kötü yönettiği için işte yol bitti. Yol buraya kadardı. Yolun buraya kadar olacağı da zaten belliydi. Ama düştüğünü. Canlarım, Mustafa Kemal silah arkadaşlarıyla beraber Osmanlı'dan kalan toprakları misak-ı milli sınırları içinde tutabilmek ve yeni bir ülke kurabilmek için iki strateji uyguluyordu. Bunların birisi askeri stratejiydi, diğeri siyasi stratejiydi. Mustafa Kemal'in askeri stratejisinde biliyorsunuz batıda Yunanistan'la mücadele vardı. Güneyde Fransızlar, doğuda ise Ermenilere karşı. Ermenilerin kurmak istedikleri bağımsız devletle ilgili Erzurum'da İngilizlerle gerekli görüşmeleri zaten yapmıştı. Mustafa Kemal orada onlara karşı bilhassa Amerikan heyetinden gelen politika uzmanlarına karşı diyelim son derece zeki manevralar uygulamıştı. Hatta onlara Osmanlı Devleti'ni kurtarmak istediğini ve Kurtuluş Savaşı'ndan sonra yani topraklar Osmanlı İmparatorluğu dış düşmandan, Fransızlardan ve Amerika Yunanlılardan kurtulduktan sonra Amerikan mandasında devam edebilir bile demişti. Evet, bunu bütün tarih kitapları da yazar, belgeleri de vardır. Ama zamanın ruhu oydu. Mustafa Kemal zamanın ruhunu çok iyi okuyan bir dehaydı canlarım benim. Ve Mustafa Kemal'in o döneminde yani Kurtuluş Savaşı'nı oluşturduğu ve başlatma hazırlıklarını yaptığı o dönemde padişah hükümetleri ise Mustafa Kemal'in bütün bu çalışmalarını baltalamak için cephe gerisinden Mustafa Kemal'in ayaklarına ve Mustafa Kemal'in yaptığı, kurduğu o askeri cephelerdeki mücadelelerine prang oluyordu. Güzellerim, İslamcı tarihçiler işi bu boyutunu asla anlatmazlar. İslamcı tarihçilerin bilhassa yakın tarihle ilgili yazdıkları her şey yalandır. Külliyen yalandır. Bakın, siz yine de açın Sinan Meydan'ı okuyun. Sinan Meydan'ın tarih yazılarını okuyun lütfen. Samimi, gerçekten tarihçi olan aydınların tarih kitaplarını okuyun. Eski belgeleri araştırın, bulun. İslamcıların anlattığı tarih kitaplarının yanından bile geçmeyin. Ha ya da gülmek istiyorsanız buyurun okuyun. Ben çünkü canım sıkıldığında gülmek için okurum. Bunlardan biri Mustafa Armağan'dır biliyorsunuz. Eski Fethullahçı. FETÖ'cü yani. Atatürk'e hakaretten bir süre hapis yattı. Sonra FETÖ'cülükten yırttı. FETÖ'ye durduk yerde başladı bu sefer hakaretler, küfürler etme. Bir gecede. İşte bunların yazdıkları tarih kitapları da böyle. Ha belki çok iyi bir insandır. Tanımıyorum. Bana gelmek istediğim yer 1950 yılları ve sonra da oradan İdlib'deki son 8 şehit verdiğimiz olaylara gelip devlet adamlığı konusunda Recep Tayyip Erdoğan'ın neden sınıfta kaldığını anlatmaya çalışacağım. Ama önce halkımızdan biraz mutlaka söz etmeliyim. Canlarım, ne yazık ki halkımız gerçekten çok cahil ve eğitimsiz. 1923 yılından sonra yani Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları olağanüstü bir çaba harcadılar. Müthiş bir çaba. İsmet Paşa da bunu sürdürdü. İnsanlarımızı eğitimli yapmak için çok mücadele ettiler. Ama ne yazık ki Türk halkının hemen hemen o zamanlar neredeyse %80-85'ine yakını ekmek arası din olduğunda hemen tav oluyordu. Sonra öyle bir dönem geldi ki 2002 seçimlerinde ekmek arası köfteye tav olanlar gördük.
Evet. Genç Parti'ye %7,5 oy getirdiler. Ekmek arası köfte ve konser. Bu tür halklarla demokrasi olmuyor canlarım. Ama halen Türkiye'de halkımızın ne yazık ki büyük çoğunluğu ekmek arası dinle kolayca aldatılıyor. Bunu Türkiye'de Adnan Menderes iktidarlarına başlattı. 1950 yılında Demokrat Parti iktidarıyla başladı ekmek arası din. Bundan kurtulacağız artık. Yavaş yavaş kurtulmaya başlıyoruz. Ha, halkımızın bu duygularını kökten laikçi CHP zihniyeti de, kökten laikçi Jacoben zihniyet de istismar etmedi değil. Onlar da yanlış bir din anlayışına sahip olduklarına adeta ikna ettiler halkın yarısını. Ya biz dinsiziz falan demeye getirdiler. Oysa o zamanlar siyaset yaparken dinle hiç kavga etmemek gerekiyordu. Aksine rakibin elinden din silahını alabilmeliydiler. Alamadılar. Baskıladılar. Baskıladıkça din aynı toprak altında kökleri toprak altında kalan bazı sebzeler vardır biliyorsunuz. İşte onlar o sebzeler gibi toprağın altında yetişmeye başladılar. Toprak altında büyümeye başladılar. Oradan giderek bütün neredeyse Türkiye'ye sardılar. Sonra da iktidar oldular. Böyle. Bunda CHP'nin rolü var. Evet, CHP'yi tenkit etmezsem burada da yanlış yapmış olurum. Güzellerim, halkımızın bir diğer zihniyeti ise herhalde sizler de pek çoğunuz yakından tanıyorsunuzdur. Mesela bizim halkımıza birisini sorun, eğer o birisi bizim halkımıza tatlı dil göstermişse, güler yüz göstermişse çok çabuk ikna olurlar ve o insanın hemen lehinde konuşmaya başlarlar. Hiç tanımamışlardır. Bir defa görmüşlerdir. Bir defa. Ya cigara almışlardır ondan. Ya bedava bir duble bir şeyler. Ya da ne bileyim bir takke. Bedava bir takke. Ya da hediye bir Kur'an. Ama bir defa, bir defa. Ama iyi insan be abi be. Abi çok iyi be. Yüzü de çok gülüyordu be. Abi be bize çok mütevazı davrandı. Alçak gönül abi ya. Falan demeye başlarlar. Şakacıktan yanında o adam gittikten sonra o az önce o adamı övenlerin yanında onun aleyhinde bir şeyler söyleyeyim. Şakacıktan ama sırf kasıtlı denemek için söyleyeyim ama belli etmeden söyleyeyim. Abi 3 dakika sonra az önce konuştukları adamın arkasından küfür ettiklerine tanık olursunuz. Ne yazık ki. Türk halkının yarıya yakını halen şu anda böyle. İşte onlar seçiyor. Onların seçtikleri yönetiyor Türkiye'yi. Yaklaşık 70 yıldır böyle bir durum. Bakın bir şey daha söyleyeyim. Kiminleriniz bana kızabilirsiniz. Ama ben yaşadım. Yaşayarak gördüm. Türkiye Cumhuriyeti'nde darbe yapan askerlerin arkasından çok konuştuk. Hala konuşulur. Faşistler falan filan. Geçin. Bütün samimiyetimle söylüyorum. O faşist dediğimiz askerleri değme siyasetçiye değişmem. Neden değişmem? Abi faşist olsaydılar bu adamlar, gerçekten faşist olsaydılar 27 Mayıs'ta geldiler, 1,5 sene sonra gittiler. Gitmezlerdi abi. Seçim yaptılar bir de. Seçim yaptılar. Seçimde yine Demokrat Parti'nin devamı olduklarını iddia eden Yeni Türkiye Partisi gibi, Adalet Partisi gibi partiler devasa oylar aldılar. Yine CHP tek başına iktidar alamadı. Buna rağmen iktidarı bırakıp gittiler abi. Evet tabii senatörlük kurdular kendilerine. Tamam ama o yanlıştı bana göre. Ama gittiler abi, iktidarı sivillere verdiler ve hep zamanında seçimler yaptık. 61, 65, 69, 73 askeri darbe dönemi olmasına rağmen 1973 seçimlerini 12 Mart muhtırasını veren paşalar yaptılar abi. 12 Eylül darbesini yapan generaller 1983 6 Kasım seçimlerini yaptılar. Özal kazandı. Yani iktidardaki paşaların Takunyalılar dediği zihniyet kazandı Kenan Paşa. İktidarı verdi abi. Latin Amerika ülkelerinde gelen generaller 30-40 sene gitmediler. Ya da İspanya'da, Portekiz'de. Yapmayalım. Bakınız bu askeri övgü değil. Ama Allah aşkınıza sadece askeri suçlamayalım. Çok kötü huylarımız var milletçe. Çok kötü huylarımız var. Hiç eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin halkları 27 Mayıs darbesinin neden yapıldığını doğru irdeleseydiler, Atatürk düşmanlığının almış başını gitmek üzere olduğunu,
ülkeyi yöneten başbakanın milletvekillerine siz isterseniz bu ülkeye şeriatı bile getirirsiniz dediklerini, ben bu ülkeyi yedek subaylarla da yönetirim diyerek orduyla inatlaştığını bir türlü görmek istemediler. Görmezden geldiler daha doğrusu. Ya da anlatılanlara inanmadılar. Söylemiştim size. Demokrat Partililer seçim meydanlarında, köy kahvelerinde, kasaba kahvelerinde İsmet Paşa için asker kaçağı diyorlardı. Ve Demokrat Parti seçmeni inanıyordu. Neden? İnanmaya hazırdı çünkü. Canlarım ne olursunuz. Bakınız bu gerçekleri bilmezsek, bu gerçekleri görmezsek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleceğini kurtaramayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kötü bir halkı var. Hepsi değil. Bu yarıdan çoktu. Bir ara %70'lerdi. Son dönemlerde, son 2-3 yıldır bu %40'lara kadar düştü. Ha bir gayret daha. %30'ların altına düşüreceğiz canlarım. Bakın gelelim İdlib konusuna. Bana sorarsanız şu anda Bahçeli kurduğu oyunu harika bir şekilde kendi penceresinden götürüyor. Ve sözcüsü Ersan Şan da televizyon ekranlarına çıkıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kışkırtıyor, sıkıştırıyor. Erdoğan, Devlet Bahçeli'nin ve Ersan Şen gibilerin gazına geldiği andan itibaren kendi gitti zaten. Gidiyor ve tam gider. Erken, bir an önce gider. Ben de isterim bunu. Ama benim sorumluluk anlayışım hayır. Türkiye'nin Suriye ile savaşına karşı duruyorum. Hayır, kabul edemem böyle bir şeyi. Yani ben böyle bir savaşa destek veremem. Savaşın hiçbirine destek veremem ben. Hiç birbirlerine sorun olmayan insanların birbirlerini öldürmelerini kabul edemem. Bizim 8 Mehmetçiğimizi öldürdü Suriyeliler. Bizim 8 Mehmetçiğimizi öldüren Suriyeli askerlerin ki eğer Suriyeli iseler o Mehmetçikleri tanıyorlar mıydı? Biz de 76 Suriyeli askeri öldürmüşüz. Cumhurbaşkanlığı açıkladı 76. Acaba bizim Cumhurbaşkanımız, bizim komutanlarımız, o askerleri 76 Suriyeli'yi öldüren bizim askerlerimiz o Suriyeli askerleri tanıyorlar mıydı? Annelerini, babalarını tanıyorlar mıydı? O çocuklarla hiç kavga etmişler miydi? Bir düşünsünler. Tek başlarına kaldıklarını da düşünsünler. Tabii aynı şeyleri Suriyeli askerler için de söylüyorum. Düşünsünler. Bizim 8 Mehmetçiğimizin canını aldılar. Şehit ettiler. Düşünsünler bakalım. Ya nedir bu be? Neyi paylaşamıyorsunuz be? Neyi paylaşamıyorlar? Canlarım benim, güzellerim benim. Ve Devlet Bahçeli'yi gördüm. En azından demecini okudum. Hadi hurra yani kana kan, göze göz, dişe diş. Ya bunlar bitti be. 21. yüzyılın birinci çeyreği bitiyor. 2020 yılındayız. Kana kan, göze göz, dişe diş mi kaldı artık? Yazıklar olsun be. Bu siyasetçiler sırf iktidara gelebilmek için böyle çok özür dilerim ama hayvani duygularımızı kışkırtıyorlar. Bahçeli'yi anlıyorum. Bahçeli Erdoğan'ı bir kez daha uzun ve bu sefer geri dönülemez bir hataya sürüklemek istiyor. Ali Babacan da meydana çıkmadan önce, siyaset sahnesine çıkmadan önce AKP'den parçalanacak olanları kapmak, AKP'nin hatta içine geçip oturmak istiyor. Ama ülkeyi hiç düşünmüyorsun Devlet Bey. Ülkeyi hiç düşünmüyorsun Ersan Şen. Yazık kardeşim yapmayın. Sizleri sevenleriniz var. Ve sizleri sevenleriniz, sizlerin etkiniz altında kalıyor. Ne olur şu kan, şiddet, öfke, nefret, intikam. Bunlar çılgınlık, çılgınlık. Canlarım, güzellerim benim. Siz onlara bakmayın. Hayır, Türkiye hiçbir aptal savaşın içinde olmayacak. Önümüzdeki süreçte çok güzel gelişmeler olacak. Anlatmıştım daha önce, bir ay kadar önce anlatmıştım. Yine anlatacağım, göreceksiniz. İsrail ile Filistin'i barıştıracaklar. Çünkü bunun başka lamıcım yok. İsrail ile Filistin barıştıktan sonra zaten bölgeye kalıcı barış gelecek. İran'a gerçekten bugünkü dünya görüşümüze yakın, şeriat devletinden uzak, daha modern, şah dönemine yakın demokratik iktidarlar gelecek. İnanın gelecek. Bana lütfen inanın canlarım. Akdeniz'in doğusunda mı? Hiçbir şey olmayacak, hiç merak etmeyin. Harikulade güzel günler göreceğiz çocuklar. Yeter ki demokratik sabrınızı korumayı bilin. Hepinizi gözlerinizden öperim. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.